Talut ve Calut kimdir? Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği ve kendilerini onunla imtihana tuttuğu hükümdara karşı tavırları ne oldu? Musa aleyhisselamdan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki durumları bozuluyor. Yeni bir peygamber gelince düzeliyor fakat sonra tekrar fesada meylediyorlardı. O zamanlar Mısır ile Şam arasında Amalika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah Celle Celaluhu Calut'u İsrailoğullarının başına musallat etti. Calut İsrailoğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Beni İsrail'de Musa aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisliğe attı. Bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. Talut kimdir? O sırada içlerinde rivayete göre İşmoil isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. İşmoil aleyhisselam da dua ve niyazda bulundu. Hak Teala Talut isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrailoğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un, hükümdarlar ise Yahuda bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Bakara 246. Peygamberleri onlara bilin ki Allah Talut'u ise hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken bize nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamber Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. Bakara 247. İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre iktidar, büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu fikir cemiyetin menfaatine ve adalet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidara zenginlerin değil, ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesiyle birlikte kuvvet ve cesaretine bağlıdır. Fahri Razi'nin beyanına göre İsmail aleyhisselam, İsrailoğullarının teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti. 1- Talut'u hükümdar olarak seçen Allah Celle Celaluhu'dur. 2- Hükümdarlarda iki vasıf aranır. Siyaset ilmini, idareciliği bilmesi, bedeni ve ruhi bakımdan kuvvetli olması. 3- Mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir. 4- Allah ihsanı ile fakiri zengin yapar, saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilir. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu sefer de eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi. Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti vaktiyle sizden alınan tabutun size gelmesidir ki onun içinde Rabbinizden bir sekine, ruhlara emniyet veren bir huzur, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimseler iseniz şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. Bakara 248. Talut ve Calut Savaşı.
Talut'un ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davut idi. Beydavi'ye göre Davut aleyhisselam babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut'un ordusuna katılmıştı. Davut aleyhisselam koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapan ile taş atmada mahir idi. Bir gün babasına "Bütün dağlar taşlar benimle tesbih ediyor" dedi. Bunun üzerine babası da "Ey Davut, sana müjdeler olsun" dedi. Davut aleyhisselamın sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut'un huzuruna çıkarıldı. Talut da onu kendisine nedim yaptı. Davut aleyhisselam bu sırada Talut'un Amalika kavmine karşı hazırladığı orduya katıldı. Allah o peygambere, İsmail aleyhisselama, Calut'u Davud'un öldüreceğini bildirmiş, o da Davud'u beraberinde götürmüştü. Yolda üç taş dile gelip Davud'a "Bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin" demişlerdi. O da onları almış. Sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Diğer taraftan Talut, kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim diye de vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un 313 kişi kalan imanlı askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Talut'un ordusu Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle" dediler. Bakara 250. Bu ayet-i kerimede işaret edildiğine göre düşman üzerine giden askerin 3 vasfa sahip olması gerekmektedir. 1- Zorluklara sabır, 2- Cesaret ve sebat, 3- ilahi yardımın yani teyid-i ilahinin geleceğine inanıp Cenab-ı Hakk'a tazarru halinde bulunmak. İki ordu karşılaştığında Calut kendisiyle mübarezeye çıkacak, yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davut aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Calut iri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Calut gücüne güvenerek Davud'u küçümsedi. "Ey Hakir, karşıma sen mi geldin? Söyle niçin geldin?" diye sordu. Davut, "Seninle cenk etmeye geldim" deyince Calut onunla alay etti. Davut aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Calut'a fırlattı. Taş Calut'un tam alnına isabet etti ve Calut atından düşerek öldü. Kuvvetiyle mağrur, iri yarı bir hükümdar olan Calut, apaçık görülen zahiri üstünlüğüne rağmen mağlup oldu. Allah Teala bununla işlerin yalnız zahiri şartlara bağlı olmayıp hakikatte kendi iradesiyle vuku bulduğunu göstermişti. Yine bu hadiseyle insanların nazarında kuvvetli görünenin hakikatte zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Allah'ı inkar eden zalimler ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsünler, Allah'ın iradesi tahakkuk edeceği zaman küçücük bir çocuktan bile daha zayıf bir hale düşerler. Ebrehe misalinde olduğu gibi. Burada Allah Teala'nın gerçekleşmesini murad ettiği başka hikmetler de mevcuttur. Hak Teala Talut'tan sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davud'un almasını ve yerine de oğlu Süleyman aleyhisselamı varis kılmasını murad etmişti. Nitekim Hazreti Davud'un Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında da gücü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davud aleyhisselam hükümdarlığa hazırlanmış oluyordu. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurur: "Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla defetmeseydi, yeryüzü elbette fesada uğrardı. Fakat Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir." Bakara 251. Bu ayet-i kerimede dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Hakikaten şayet Allah Teala insanlar arasında adaletle hükmedecek sultanlar var etmeseydi, insanların güçlüleri, zayıfları ezip mahvederdi. Bu bakımdan bir rivayette, "Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir" buyurulmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Allah, Kur'an ile engellemediği şeyi sultan ile engeller." Diğer taraftan Allah Teala insanlar arasında içtimai dengenin kurulmasını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bu itibarla insanların bir kısmı zengin, bir kısmı fakir, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf.
bir kısmı sıhhatli, bir kısmı hasta, bir kısmı mümin, bir kısmı münkir olacak ki bunlar arasında kurulacak alakalar insanların cemiyet halinde yaşayabilmelerini temin edebilsin. Tıpkı elektrik yüklü artı ve eksi kutuplar arasında kıvılcım ve enerji meydana gelmesi gibi müsbet ve menfi insanlar arasında vuku bulan mücadele ve muharebelerde de pek çok hikmetler bulunmaktadır. İşte yukarıdaki ayet-i kerimeler ile ilahi nizamın bazı prensipleri anlatılmıştır. Nitekim bu ayet-i kerimelerin devamında da şöyle buyurulur. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bakara 252.